Merhaba arkadaşlar, bir tahta saltanat aktivitesinden sizleri selamlıyoruz S45'ten. Şimdi savaş başlamadan önce şöyle bir bakınalım. Şu anda yan hesabımdayım. Tahta saltanatta neyimiz var, neyimiz yok. Şimdi burada vezirleri görüyorsunuz. Tahta saltanatta başlangıcında iki tane askeri birlik oluşturabiliyorsunuz ki şu anda biz bir tane oluşturmuş durumdayız. İki askeri birlik oluşturduğunuzda oyuncularınızın bir kısmı birinci askeri birlikte, diğeri ikinci askeri birlikte yer alabiliyor. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Eğer askeri birliklerden biri daha boş bir birlikse, en azından savaşın başında diğer birlikler size vurmaya kalktığında acaba hangisi esas birliği karmaşası yaşayabilir, ama o karmaşa da hepi topu 3-5 dakika anca sürer. Şimdi burada gördüğünüz üzere ben ferman kullanmışım. Bu fermanlara baktığınızda, yani ahım şahım bir ferman diye elimde boş bulduğum fermanları koydum. Bunlar galiba son sıra fermanlarıydı. Fermanlar konusunda da bazı fermanlar gerçekten çok işe yaramıyor. Yani son sıra, ya o veziriniz savunmaya en son çıkıyor demek oluyor. Onun yerine vezirinize can puan fermanları basmanız sizin için daha hayırlı oluyor. Şimdi baktığımızda en altta, sağ altta bizim can puanımız 25.665 TL gözüküyor. Yani bu aslında bizim toplamdaki savunmamızı ve az miktarda tahıl basmıştık. Elmas çok basılmadı. Daha doğrusu hiç basılmadı. Onları gösteriyor. Şu anda biz, yan hesaptan gösterebilecek miyim? Gösteremiyorum. Kuzey kapısındayız. Kuzey kapısında bildiğim kadarıyla şu anda 3 birlik yer almış durumda. Tekrar ana hesaptan, öbür cihazdan kontrol edeyim. Evet, şu anda aslında güney kapısı hariç tüm kapılarda 3'er birlik yer alıyor. Güney kapısında ise 2 birlik yer alıyor. Tabii bu birlik dediğimiz şu da şunu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Mesela güney kapısında yer alan 2 birlik aslında bir birliğin 2 askeri birliği de olabilir. Ya yani o nedenle onu bilmiyoruz. Ama sonuçta şunu biliyoruz. 4 serverdan her birinden 3'er birlik olduğu için toplamda minimum 12 tane olması gerekiyor. Bu şekilde baktığımızda da aslında bir birliğin henüz herhangi bir kapıya bir şey koymadığını görmüş oluyoruz. Evet, tahtı saltanat savaşı başlamak üzere. Az sonra görüşürüz. Bay bay. Tekrar merhabalar. Son 3 saniye. Saltanata başlayacağız. Sultanım, gücünüzü gösterin diyor. Savaşa girdik ve ilk yaptığımız şey hemen kalkan alıp kalkanı red'e basmak. Şimdi bu arada hızla bir bakalım. Bizim kapıda Red Empire of Babil. Oh, bir de adını okuyamadığım var. Çok güzel. Şimdi hiç panik olmadan önce tatlı tatlı kalkanları basıyoruz. Bu arada diğer hesaplardan da aynı şeyi yapayım. Şu anda ekranda görüntüsü olan benim yan hesaplarımdan biri. Öbür cihazdan da şey basıyorum. Kendi hesabımdaki kalkanları basıyorum. Şu anda kimse kimseye vurmuyor gibi gözüküyor. Durum bu şekilde. Yani ilk açılış anını sizlerle paylaşmak istedim. Buradan yan sekmeden hangi kapıda kimler var onu görebiliyoruz. Güney kapısında Quantum 2 birlikle savaşıyor. War of Sultans o kapıda. Batı kapısında Triada, Asilzadeler, Muhteşem Sultan ve Turkish Titans var. Burada ciddi kan dökülür gibi geliyor bana. Doğu kapısında da Resident Evil, Crazer ve Whip var. Whip'in biri var. Whip'in ikisi nerede? Ha, Whip'in ikisi yok. Ha, demek ki öyle bir olarak gözüküyormuş. Onu da şimdi fark ettim. Şimdilik durum bu minvalde. Bu kapıdan çıkar mıyız, çıkamaz mıyız? Göreceğiz arkadaşlar. Hadi herkese iyi şanslar, saltanatta savaşanlara. Az sonra görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar, tahtı saltanattaki durum şu.
Biz 21 tane şu ana kadar kalkan basmış durumdayız. İki birlik üzerinden şöyle bir talimatımız oluştu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm kalkanları aktive edin dedim. Bu arada Emerald 13 de benim. Cesaretlere basın. Yanlarda 48'in kalkanlarını indirin. Çünkü onların kalkanları vardı. Ve böylece bu taktikle 33 ve 48 kalkıp bizim 20 tane kalkanımızı indirmek yerine birbirine vurmak zorunda kalacak. Ve bu esnada da bizim ana güçler beklemede kalsın. Yani güçlü bir şekilde karşı tarafı indirme potansiyeline sahip olan oyuncular beklemede kalıyor. Şu anda sadece bu iki birlikte, şuradan göstereyim tekrar. Şu iki birlikte 48 ve 33'te, bu arada 23 kalkan olmuşuz. Bunları kalkansız bırakarak birbirlerine vurmak zorunda da bırakma gibi bir niyetimiz var. Eğer bu iki birlik birbirine vurup birbirlerini indirirlerse öyle bir durumda bize çok fazla gelmeyecekleri varsayımıyla yola çıkıyoruz. Şu anda 25 tane de kalkanımız var. 25 kalkan aslında 12-13 oyuncu ediyor. Tabii kırılmış olanlar var mı bilmiyorum. Tek sayı olmaması gerekiyor. Çünkü oyun başladığında saltanata katılmış olanlar bilir. Bir otomatik olarak bir kalkanınız oluyor. Bir de topladığınız bir kalkanınız oluyor. Şimdi bu minvalde evet 48'i aslında birazcık soluk aldırmıyoruz kalkan kırma konusunda. Kendilerini tehlikeye açık hale getiriyoruz bu anlamda birazcık da. Ve fakat şu andaki yüzdelerden gördüğümüz kadarıyla Empire of Babil S35 33'ün birliği pardon. Savunması çok güçlü değil. Çünkü şu anda Rusya onlara vuruyor ve aslında hızlı bir şekilde 96.62'ye düşmüş durumdalar. Bu arada bizimkiler de doğrudan şeye saldırıyorlar. Rusya'ya saldırıyorlar. Saldırıyorlar dediğim, bizimkiler dediğim aslında yanlar onlara saldırıyorlar. Gördüğünüz üzere evet Rusya Babil'e vuruyor. Biz de Rusya'nın kalkanlarını indiriyoruz. Öyle bir sürecimiz var şu an itibariyle. Böyle parça parça ufak ufak videolar çekeceğim. Bunları tabii ki de sonrasında birleştireceğim ve sizlerle paylaşacağım. Diğer kapılara şöyle bir hızla göz atalım. Güney kapısında War of Sultan ilk sırada. Gerçi çok da bir 2 dakikalık bir fark var. Aslında oyunun başında olduğumuz için bu tür farklar telafi edilebilir farklar. Batı kapısı bayağı bir enteresan geçecek gibi gözüküyor şu anda. Çünkü güçlü birlikler ve farklı sunuculardan birlikler var. Doğu kapısında da eğer VIP bir sürpriz yapmazsa ki Birlik Savaşı videosunda da söylemiştim. VIP aslında çok çok güçlü bir birlik. Yani öyle böyle değil. Yani bakmayın ben güçlüyüm diye arada salına salına gezerim saltanatta ama yani karşımda bu VIP'nin birkaç oyuncusu olduğunda ben de bir saygılar arkadaşlar. Nazar değmesin DG'nize diyebiliyorum. Buradan Crazer çıkabilir mi? Çıkabilir çünkü Crazer de güçsüz bir birlik değil yani. Sonuçta kafa kafaya gitmiş olduğumuz bir birlik. Kuzey kapısındaki durum değişmedi. Tekrar bu yüzdelere bakacak olursak, evet aslında şu anda istediğimiz oluyor. Babil ve Rusya birbirine vururlar. Onlar birbirine vururken de biz kalkan üzerine kalkan basıyoruz. Tabii şöyle bir tatsız durum var. Bu kalkanların da belli bir süresi var. Yani istediğimiz kadar basmış olalım, belli bir noktadan sonra kalkanlarımızın hepsi kırılmamış olsa dahi gidecekler diye bilmekteyim. Çünkü kalkanların belli bir süresi var diye hatırlıyorum. Yo, 30 dakika içinde aktive edilmelidir. Ha, iyi bize kimse vurmayacaksa sıkıntı yok o zaman. Ha ya da bugüne kadar bizim kalkanlar savaşlarda mütemadiyen kırıldığı için öyle bir algıya da sahip olmuş olabilirim. Yanlışım varsa arkadaşlar düzeltirlerse sevinirim. Tekrar ikinci ve üçüncü sıradaki birliklerin şeylerine baktığımızda evet Babil'in savunması çok çok kötü.
Ve Babil'in vuruş gücü de iyi değil arkadaşlar. Çünkü ancak 99,86'ya indirebildiler Rusları. Bu da demek oluyor ki yani biz kapışırsak birazcık bu S-48'deki birlikle kapışacağız gibi bir durum söz konusu. Şimdi şu anda bekliyorum. Acaba bizim birlikten indiren olur mu diye, ki indirdiler, evet. Yani boş boşuna almış oldum altın haklardan bunu. Kendi hesabımdan henüz bir vuruş yapmadım. Ama şöyle, biliyorsunuz vuruş hakları saatte bir doluyor. Durum böyle olduğu için de yani ilk anda vuruş yapmış olsaydım bile onun vakti birazcık gecikecekti. O yüzden biraz bekledim. Aslında şu anda hazır Rusya'nın herhangi bir şeyi yokken onu ufak tefek vurabiliriz diye düşündüm. Aha. Şimdilik böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, taht-ı saltanat başladı. Şimdi birazcık muhabbetleri size göstermek istiyorum. Her taht-ı saltanat öncesi tatlı tatlı yazışmalar, çizişmeler olur. İşte başarılar dilenir. Ben tabii ki de bizim kanalın reklamını yaptım. Elmas şovlar soruluyor. John Toland VIP 9'un hayırlı olsun demiş. Ben de evet, acımız büyük dedim. Şimdi tabii herkes biz hazır değiliz şeklinde girmiş. Ama vallahi biz hazır değiliz, onu söyleyeyim. Rıza da, ki kendisi VIP 10, şöyle bir göstereyim. VIP 10 böyle bir şey arkadaşlar. Oy oy oy. Adam çok fazla vuruyor. Bakar mısınız? Güç 1,481 milyar. Nedir arkadaşım bu? Nedir yani? 200K elması olduğunu söylüyor. Böyle muhabbetler var. Neyse, tekrar taht-ı saltanata bir giriş yapalım. Bizim 23 tane kalkanımız kalmış. Rusya bir kalkan kullanmış. Babil'de herhangi bir hareket bulunmamakta şu an itibariyle. Şu anda ben hangi hesaptayım? Bedbahtın hesabındayım şu anda. 3 tane atış yaptım. Hem kendi hesabımdan hem Bedbahtın hesabından. Ve fakat galiba Rus birliği ilk sıra fermanı kullanmış. Çünkü bizim vurduklarımız birazcık boşa gitti. Yani şöyle, yaklaşık 10 milyar gibi bir şey vuruyorsa bizim saldırı birliğimiz, onun yaklaşık bir 3 milyarı ya da 4 milyarı karşılık gördü. Ne olmuş? Aha, Doğu bizi satıyor mu? 200 elması gördüğü şey mi yapıyor? Neyse, savaşın son durumuna bir bakalım. Evet, yaklaşık bir 2 dakikalık fark var. Ama tekrar ediyorum, altını çiziyorum taht-ı saltanata girecek olanlara. Bu başta gördüğünüz 2 dakikalık farklar, 3 dakikalık farklar hiçbir şey değil arkadaşlar. Rehavete kapılmanızı gerektiren bir durum asla söz konusu değil bu tür şeylerde. Çünkü dikkat ederseniz arada 2 dakikalık fark olmasına rağmen yine de %98,82'lik bir gücü hala bulunmakta ikinci sıradaki birliğin. Pardon, diğer kapılara bakacak olursak oradaki durumlar nedir? War of Sultans, demin VIP 10 olan Ali Rıza'nın birliği. Onlar birinci sıradalar, Kuantum ikinci sırada. Batı kapısına baktığımızda, Batı kapısı bir enteresan olacak diye düşünüyordum. Ve fakat ya diğer birlikler hiçbir atış yapmamışlar ya da Triada çok sağlam girişmiş. Çünkü aradaki fark, nereden baksanız bir 8 dakikalık bir fark söz konusu. Hatta gidelim Batı kapısına bir bakalım. Triada ne yapıyor? Kapıyı bulursak tabii. Oo. Şimdi Batı kapısına baktığımızda, ben Batı kapısında değil miyim? Burası Batı. Evet.
Triada ilk sırada batı kapısında. Burada da yoğun bir şekilde kalkanlar kırılıyor, ediliyor. Öyle bir durum söz konusu. Doğu kapısına gelelim. Doğu kapısında Kreiser liderliği muhafaza ediyor. İkinci sırada Resident Evil ve VIP'yi görüyorsunuz üçüncü sırada da. Tabi burada da aslında birlikler birbirine son derece yakın durumda seyrediyor. Tekrar bir sohbetlere bakıyoruz. Ali Rıza, 200K elması bulduk da. Yani ne diyeyim? İşte al bak, ana hesaplardan biri 5000 elması bile yok şu anda. Evet. Şu andaki durum bu minvalde. Ara ara enteresan bir şeyler olduğunda sizle paylaşmak maksadıyla video çekmeye devam edeceğim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tahtı saltanata giriyoruz. Arkadaşlara bir söyleyelim. Evet, Derin'le çok ilgilenmiyorlar şu anda, Emerald 7 hariç. Millet birbirini birliğe çağırıyor. Ha, ben dedim selam vermek isteyen olursa, yok efendim haberim yoktu, şuymuş buymuş denmesin yani. Arkadaşlar, savaşın yaklaşık son kaç dakikasıymış? 16 dakikasıymış. Şu anda gördüğünüz gibi birinci sıradayız. Ama aramızda yaklaşık 26 saniye bir fark var ikinci olan birlikle. Evet, 26 saniye bir farkımız var. Şimdi aklıma gelmişken şunu sizinle paylaşmak istedim. Burada iki tane seçeneğiniz var. Sipahi gönder ve sipahi baskını diye. Hangisine nasıl göndermek daha faydalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Bir tanesi oradaki tüm birlikleri indiren bir spy türü. Diğeri de şeyi seçerekten, mesela spy baskını dediğimde hangi kapıda hangi birliği seçeceğim bunu ifade ediyor. Spy göndere bastığımda da hangi kapıya tümüyle indireceğim bunu belli ediyor. Şimdi burada mesela kapı özelinde gittiğimiz için haliyle spy atacak olsak kendi kapımıza atacağız. Bizim dışımızdakileri vurması için. Burada şuna dikkat edin. Sipahi gönder de ne diyor? İki katı kadar hasar verebilirsiniz ve 6 defa gönderebilirsiniz. Şimdi bu opsiyonu şu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Bir birliği indirmek istiyorsunuz ve biliyorsunuz ki savunması çok çok güçlü. Yani her bir üyesinin savunmadaki vezirlerinin toplam gücü çok yüksek. O zaman bunu gönderin. 6 defa vurma şansınız oluyor ve her vurduğunuzda iki misli vuruyorsunuz. Diğerinde ise diyelim ki indirmeye çalıştığınız birliğin vezirleri, savunma vezirleri o kadar güçlü değil ya da siz çok güçlü vuruyorsunuz. O zaman bunu gönderip 10 defa saldırma şansınız oluyor. Yani bu ikisi arasındaki, yani hem hangi bölgelere atıldığı hem de nasıl kullanıldığına dair ufak bir tüyo vermek için videonun bu kısmını çektim. Bir de zaten hazır vaktimiz varken birazcık hasbihal edelim dedim. Hala 26 saniyelik bir farkımız var. Tabii 26 saniye aslında çok da büyük bir fark değil. Onu yenilemek isterim. Ne olacağına bakacağız. Ay, olmadı, bir sipahi atarız. Ne olacak, değil mi? Şimdilik benden bu kadar. Ha tabii bu videoyu bugün, yani salı akşamı değil, her şey bittikten sonra çarşamba paylaşacağım. Eğer şeyi alırsak, kaleyi alırsak da güney kapısından War of Sultans çıkacak. Şeyden büyük olasılıkla değil, yani belli artık, Triada çıkıyor batıdan. Doğu kapısından da
aslında Crazer ve Resident Evil arasında ciddi bir kapışma var. Yani Crazer kapıdan çıkacak mı ya da Red kapıdan çıkacak mı şu anda belli değil. Belli olan yegane şey Triada'nın çıktığı ve güney kapısından da War of Sultans'ın çıktığı. Yani kuzeyden ve doğudan onlara hangi rakipler gelecek herhalde son anlarda belli olacak diye düşünüyorum. Hadi velev ki Crazer ve Red yani biz çıktık. Evet, gerçek anlamda plaj terliklerimizle son savaşa, final savaşına katılmamızda çok da iddia sahibi olmamakta fayda var. Çünkü gerçekten bu iki birlikte son derece güçlü birlikler. Onlarla mücadele etmek adına gereksiz yere elmas harcamanın ya da gereksiz yere saatlerce oyunun başında oturmanın da çok bir anlamı yok notunu düşmek isterim. Görüşmek üzere, bay bay. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Bakalım herhangi bir sıkıntımız olacak mı? (19 saniye fark var aramızda. Bakalım sipahi falan atacaklar mı? Bekliyoruz. Evet, kapı bizim arkadaşlar. Haydi hayırlısı. Evet. Evet arkadaşlar, bugün kaleyi alabilmek için 3-5 kişi, doğru söylemek gerekirse, oynadık. Yani tam kadro yoktuk ne yazık ki. Kalesi haklı, yarın bu olmayanları bir kesmek gerekiyor. İlk taht saltanat gününden bu kadar diyecekken bir bakalım sonuçlarımız nedir? Kuzey kapısını biz aldık, yarın finaldeyiz. Güney kapısını War of Sultans aldılar. Onlar yarınki rakiplerimiz. Triada bir 5 dakikaya kadar kapıya ulaşacak. Doğu kapısını da Crazer almış durumda. Yarın bu 4 birlik arasında bir savaş yaşanacak. Ama şunu da söyleyeyim. Crazer ve Red elini kolunu sallayarak geldi açıkçası. Demek ki Triada ile War of Sultans arasında ciddi bir kapışma yaşanacak gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın ve lütfen evden dışarı çıkmayın. Bay bay.